Şimdi gelelim Murat Kurum'a, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı AK Parti'nin. Murat Kurum'un gündeminde yok. Ne yok? Kanal İstanbul yok. Biliyorsunuz. Kaç kez söyledi. Onu da tam söylemedi de böyle İstanbul'un gündeminde yoksa falan bir şeyler. Fakat Ulaştırma Bakanlığı'nın gündeminde var. Hem de tarihiyle hem de gerçekleşme oranıyla. Şu anda da çalışıyorlar gördüğünüz gibi. En azından fotoğrafta, eski fotoğrafta bana öyle gibi geldi. Çünkü Bakanlar Kurumu ya biliyorsunuz. İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir iş bizim gündemimizde olmayacak. Ya bırakın bu işi. Karşıysan karşıyım diyeceksin. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesi sorularına üstüne basa basa gündemimizde yok yanıtı vermişti. Ancak Ulaştırma Bakanlığı projeyi gündemine aldı. 2024-2028 stratejik planında geniş yer verdi. Projenin 2028 yılına kadar %45'inin bitirilmesinin hedeflendiği ortaya çıktı. Temcid pilavı gibi. Kanal İstanbul'da Kanal İstanbul. Yok diyor, doğru mu? Ama yalan konuşuyorlar. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2024-28 stratejik planını bugün açıkladı. Kanal İstanbul'un diyor %20'si tamamlandı ama belediyenin açmış olduğu davalardan dolayı yapılmıyor. Kanal İstanbul'u da yapacağız. Yapacağız. İnadına yapacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı konuşmasında da yapılacaklar listesinin ilk sırasındaydı Kanal İstanbul. Murat Kurum'un ısrarla gündemimizde yok dediği projenin %20 oranında tamamlandığı belirtiliyor Ulaştırma Bakanlığı planında. O plana göre 4 yıl sonunda %45'inin, yani neredeyse yarısının tamamlanmış olması hedefleniyor. Kanal İstanbul projesini de kazandırıyor olacağız. İmar planlarının onaylanmasının üzerinden 3 yıl geçti. Ulaştırma Bakanlığı'nın stratejik planında Kanal İstanbul'un önündeki riskler de sıralandı. ÇED olumlu kararı iptali, açılan iptal davaları, ihale süreçlerindeki itirazlar ve yatırım maliyetinin yüksek olması. Bakanlığın 2019-2023 yılı stratejik planında 75 milyar lira olan maliyet tahmini de güncel stratejik planda 356 milyar 176 milyon liraya çıktı. Emekliye 7 bin lirayı çok görürken 356 milyar lirayı Kanal İstanbul baş belasına harcamayı çok görmediler. Bakın bunların tek derdi var para. Tek derdi var rant. Bu projeyi er geç ülkemize kazandırmakta kararlıyız. O kanal kimin gündeminde herkes biliyor değil mi? Bir kişinin gündeminde biliyor değil mi? Senin gündeminde, onun gündeminde bakar mı? Bakmaz. Seçim çalışmalarına bir gün öncesinde Şile'de, yeni günde de Silivri'de devam eden Murat Kurumsa Kanal İstanbul'a yine hiç değinmedi. Hedefinde rakibi İmamoğlu vardı. Bir önceki dönem hatırlayın söz vermişti. Silivri'ye metrobüs gelecekti değil mi? Geldi mi? 31 Mart akşamı Silivri'ye metrobüsü getiriyoruz. Silivri'de biz altyapı yaptık diyorlar. O zaman Silivri'ye niye su basıyor ya her selde? Bir de kalkmışlar pişkin pişkin ne diyorlar biliyor musunuz? İstanbul başardı diyorlar. Kardeşlerim, İstanbul neyi başardı? İstanbul sizin bunca ihmalinize, bunca terk edilmişliğinize rağmen ayakta kalmayı başardı.